Hepiniz hoş geldiniz. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Bazı önemli bilgiler edindim. Bunları paylaşmak istiyorum. Tabi derbi ile ilgili düşüncemi de sizlere aktaracağım bu videomuzda. Şimdi Salih Uçan'ın Galatasaray'a transfer olabilir miydi devre arasında? Galatasaray bunun sezon sonunda mantıklı olduğunu, sezon sonunda Salih Uçan'ı transfer etmeye karar verdi. Haberlerine çok sık tanık olduk. İşin aslı nedir? Gerçekte ne yaşanıyor? Bütün bunları öğrenmeye çalışıyordum bir süredir. Bugün Salih'in temsilcisi ve kendisine en yakın isimlerin başında geliyor Ömer Koray Uzun. Radyo Spor'da yaptığım programda canlı yayın konuğumuzdu. Bunu gizlemedim. Yani Galatasaray'ın Salih Uçan'ı istediğini gizlemedim. Biz zaten bunu biliyorduk ama mesele sezon sonu için anlaşıldı mı? Ya da sezon sonu sözleşmesi biten bir futbolcu Salih Uçan sözleşmen bitsin otururuz. Sözleşme koşulları konusunda görüşürüz, anlaşırız denildi mi? Evet böyle bir şey var. Sezon sonu itibariyle, sezon sonu bittikten sonra yaz dönemi itibariyle Galatasaray'ın Salih Uçan'ı kadrosuna katma düşüncesi var. Ama bu düşünce kesin midir? Mutlak mıdır? Yani %100 oturup konuşacağız ve sözleşme imzalayacağız. Kanaati hakim mi? Böyle bir şeyin olduğunu söyleyemeyiz. Ama düşünülen isimlerden bir tanesi Salim başka ülkelerden de e, talipleri varmış. İtalya'da oynadı, sonrasında İsviçre'de oynadı. Dolayısıyla yabancı takımlara da gitme olasılığı olduğundan bahsediyor. Temsilcisi Ömer Koray Uzun ama eğer e, sezon sonunda koşullar uygunsa ki ben öyle görüyorum, Alanya Spor'da başarılı olduğu halde sözleşme yenilemeyecek ve bir değişiklik istiyor kariyerinde yeniden bir büyük takımda olma arzusu içerisinde kendisiyle yaptığım özel röportajda da bunu gizlememişti Salih Uçan. Dolayısıyla Galatasaray'a gelme ihtimali var sezon sonu itibariyle. Bu bilgiyle birlikte ligin golcüsü konumunda en çok gol atan futbolcusu konumundaki bu Penza'nın hangi takıma gidebileceği ile ilgili bazı önemli bilgiler edindim. Bunu da aktarmak istiyorum sizlere. Bu Penza tabii sonradan girdiği maçlarda bile gol atma özellikle dikkat çekti. Son oynadıkları Fenerbahçe maçında bir tane gol attı ama bence 3 tane 4 tane de net kaçırdı ama buna rağmen albenisi olan bir oyuncu. Dinamo Kiev takımı şu anda Antalya'da kamp yapıyor. Dinamo Kiev'in teknik direktörü hepimizin çok iyi tanıdığı bir isim. Mircea Lucescu. Mircea Lucescu'ya en yakın isimlerden bir tanesi de ki onun mihmandarlığını yapıyor. Onun bütün kamp organizasyonlarını eğer Türkiye'de maçı varsa Türkiye'deki seyahat organizasyonlarını ayarlıyor Süreyya Ertuğrul. O da bugün Radyo Spor'da canlı yayın konuğumuzdu. Net bilgiler aktardı. Dinamo Kiev istedi bu penzayı. Hatay Spor'la görüştük. Çünkü Rucescu'ya ben izlemesini tavsiye ettim bu oyuncuyu. izledi ve beğendi. Son dakikada Hatay Spor'la anlaşamadılar. Transferin son günüydü. Hatay Spor bu penzayı veriyorsa yerine bir golcü almak istedi. Geçen sene Ankara gücünde oynayan kiralık oynayan Rodriguez'i istediler. Ama son gün olduğu için bu işlemler gerçekleşmedi. Fakat 2 Mart'a kadar hem Ukrayna'da hem de Rusya'da transfer penceresi açık. Dolayısıyla Dinamo Kiev bu işin peşini bırakmayacak. Bir kez daha görüşmeyi planlıyorlar. Ama başka oyuncularla da ilgili çalışmaları var. Yani başka forvet gündemleri de var. Başka forvet oyuncuların da gündemlerini aldılar diyor. Ve Hatay Spor'un bu transferde 10 milyon euro istediğini bir kez daha belirtti. Aslında o ilk kez belirtti ama biz bunun zaten böyle olduğunu biliyorduk. Nereden biliyorduk? Çünkü Hatay Spor'un onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş canlı yayınımızda bunu açıklamıştı. 10 milyon euro istiyor ama 10 milyon euroyu verebilecek pozisyonda değil Dinamo Kiev. Daha aşağıda bir rakama ya da işte değişik bonuslarla vesaire başka formüllerle eğer ikna edici bir teklif sunmuşsa Hatay Spor'la anlaşabilirler. Hatay Spor'da illa satmam ya da mutlak bir biçimde satarım demiyor. Gelebilecek teklife e, göre hareket edecek. Yani tok satıcı Hatay Spor. Çok fazla paraya da ihtiyacı yok. E, i̇stedikleri rakam verilirse ya da tatmin edici bir teklif varsa ortada toplamda 10 milyon euroyu bulabilecek. Ya da uzun vadede 10 milyon euroyu geçecek. Örneğin e, bu dönem içerisinde 6 milyon euro öder de e, yaz döneminde 4 milyon euro. Bir sonraki sezonda işte ya da yaz döneminde 2,5 bir sonraki sezon 3 öder 2 öder vesaire. Toplamda uzun elimde 10 milyon euroyu aşacak bir teklifle ikna edici bir yaklaşımla gelmişse Dinamaki'ye bunu kabul edebilir diyor Süreyya Ertuğrul. Benim de fikrim bu yönde. Oyuncuya Rusya'dan Krasnodar kulübü talip olmuş, İtalya'dan Genova kulübü talip olmuş. Biliyoruz Galatasaray'da son dakikada sormuştu Hatay Spor'a bu futbolcunun transfer koşulları ne diye. Başakhir'de talip olmuştu ama anlaşma sağlanamadı. Bu penzayla ilgili görüşme, gö gelişme düzelterek söylüyorum bu şekilde. Beşiktaş kulübünün eski başkanı Fikret Orman İstanbul'da. Uzun süredir İstanbul'da değildi ve bir süredir de Bodrum'da yaşıyordu. Ancak İstanbul'a geldi. Nedenini öğrendik bugün. Beşiktaş'ta güvendiğim isimlerden bir tanesi Yılmaz Can Polat. Beşiktaş'ta etkin bir çalışma yürütüyor altyapı ile ilgili ve Beşiktaş'ın genel kurul üyesi. E Fiket Orman'a da yakın isimlerden bir tanesi. O da canlı yayın konuğumuzdu. Mesele de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığıydı. Geçenlerde bir televizyon programında Nihat Özdemir Türkiye Futbol Federasyonu başkanının başkanlığı koltuğunda görev süresi içerisinde çok yıprandığını söyledi. böyle olması normal çünkü hemen hemen bütün kulüpler, dört büyük kulüp başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut yönetimiyle ihtilaf noktasına geldi. Bu yıpratıcı oldu Nihat Özdemir için. E artık bu görevi daha fazla sürdürmeme kararlılığında. Daha önce de böyle bir karar vermişti ama bir şekilde devam etti. Çünkü her ne kadar özel bir kurum olduğundan bahsetsek de Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle olmadığını, fiili olarak böyle olmadığını e atama yöntemiyle Türkiye Futbol Federasyonu başkanlarının belirlendiğini biliyoruz. Siyaseten daha da açık konuşmak gerekiyor. Şimdi bu görev. Bence Fikret Orman'a tevdi edildi. Yılmaz Can Polat bahsettiğim isim bugün net bir biçimde Radyo Spor'da bunu açıkladı. Çünkü Fikret Orman'dan bu bilgiyi almamış olsaydı eğer bunu söyleyemezdi. Fikret Orman Bodrum'dan döndü, İstanbul'a geldi ve çalışmalara başladı. Seçim çalışmalarına. Şu anda görünen o ki Fikret Orman Mart'ta tertip edilecek bir olağanüstü nitelikli toplantıyla başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını Nihat Özdemir'den alacak ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Demirören de Beşiktaş başkanlığından ayrıldı ve direkt Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oldu. Zaten orayı garanti ettiği için Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmuştu. Fikret Orman'la ilgili buna benzer iddialar daha önceki dönemlerde de ortaya çıkmıştı. Ama o beklemeyi tercih etti. Çünkü gerçekten son iki sezonu özellikle Beşiktaş başkanlığında çok başarısızdı ve bütün Beşiktaşlar haklı olarak Fikret Orman'ı eleştirmişlerdi. Kulübün bugün içinde bulunduğu ekonomik darboğazın sorumlularından bir tanesi bence Fikret Orman. Beşiktaş'ta iyi giden bir dönem Şenol Güneş döneminde bence Şenol Güneş'le yaşadıkları çekişme bunu yumuşak bir ifadeyle söylüyorum çekişme bence ihtilaftı ama çekişme diyelim. Bu çekişme Şenol Güneş'in teknik direktörlükten ayrılmasına sebebiyet vermişti ve Beşiktaş'ın iki sene arka arkaya yakaladığı şampiyonluk başarı, şampiyonlar ligindeki başarının da önüne geçmişti bence. Yani kesintiye uğramıştı Beşiktaş'ın sürekli başarıyı yakalama şansı. Dolayısıyla şimdi milli takım teknik direktörü Şenol Güneş milli takımda başarılı ve Avrupa Şampiyonası'nda takımı yönetecek. Fikret Orman'ın başkan olması yeniden bu ilişkinin doğmasına sebebiyet verecek. Türk futbolunun önünde çözülmesi gereken yapısal problemler var. Bu sistem içerisinde çözüleceğini sanmıyorum. Ve Fikret Orman'ın da radikal bir biçimde sistem değiştirecek bir isim olmadığı kanaatindeyim. Üstelik Beşiktaş Başkanlığı, daha önce Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe ile yaşadığı, işte Galatasaray'da değişik yönetimlerle yaşadığı ihtilaflar vesaire vesaire rakip camiaların Trabzonspor'da dahil olmak üzere tepkisine neden olabilir. Doğru bir seçim mi? Zaten doğru bir seçim olmadığını düşünüyorum ama hem Şenol Güneş'te yaşayabileceği ortak çalışma süreci açısından hem de ben e, ciddi e, çözüm üretebilecek bir isim olmadığı kanaatindeyim. Bu yüzden doğru bir seçim olmadığını düşünüyorum ama Neresinden bakarsanız bakın yine sancılı bir süreç, tartışmaların olduğu bir süreç başlayacak. Eğer gerçekten Fikret Orman Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olursa ama hepimiz biliyoruz ki bu işler özel bile kağıt üstüne teorik olarak özel bile gözükse telkinle, atamayla, direktifle olan işler. O bakımdan görevin Fikret Orman'a verildiği kanaatindeyim. Bu da bir başka bilgi. Şimdi derbiye gelelim. Derbide Fenerbahçe'de Gustavo oynayamıyor. Çok öncesinde, birkaç gün öncesinde duyurmuştuk sizlere bu bilgiyi. Gustavo bence Fenerbahçe'nin yarısı, %50'si Takım savunmasını başlatıyor olması, takım direncini arttırma, arttırıyor olması, doğru top kullanması, oyun perspektifinin çok yüksek olması ve lider oyuncu karakteriyle çok önemli bir eksiklik derbide. Düzelen oyuncuları biliyoruz Sinan Gümüş. Gökhan Gönül ve Ose Sosa. Ose Sosa 11'de oynayacak. Bunun dışında Pelkas Sakat. Gustavo Perkas ve Stoper Tiseran oynayamıyor. Fenerbahçe'nin 11'i belli. Ozan Tufan'ın sakatlıkla ilgili bir problemi kalmamış. Ozan Tufan savunmanın önünde oynayacak Gustavo'nun olduğu bölgede. Ee, onların hemen Onun hemen önünde Göbek'te Jose oynayacak ve birazcık daha önde Mert Hakan Yandaş görev yapacak. Yani kilit nokta orta sahada bu üçlüden oluşuyor Fenerbahçe'de. Onun dışında biliyoruz zaten yeni transfer Atilla Şalai ile Serdar Aziz ee, stoperde merkez savunma oyuncusu olarak oynayacaklar. Solda Caner Erkin, sahada e, Nazım Sangare oynayacak e, ve Mehmet ve diğer e, kanat oyuncularının yerinin değişmeyeceği kanaatindeyim. Fenerbahçe böyle bir 11 ile çıkacak e, ve tabii maçın gergin olma ihtimali özellikle belli oyuncular açısından e, kart oranının yüksek olma ihtimali çok e, olduğu kanaatindeyim. Ya yani böyle bir ihtimalin olduğu kanaatindeyim. Çünkü belli oyuncular var ki rakiplerle didişmek ve e, gerginlik yaratmak konusunda e, ön plana çıkıyorlar. E, mesela e, sinirlerine hakim olamıyor eğer oynarsa Belhanda. E, o bakımdan Belhanda'nın 11'de olma ihtimali bence çok büyük bir riski de beraberinde getirir. Böyle bir ihtimal var mıdır? Ben sanmıyorum ama eğer oynatırsa e, bence çok riskli. Bu tür maçlarda hep kırmızı kart görüyor biliyorsunuz. Serdar Aziz Fenerbahçe'de işte Galatasaray'la ihtilafla ayrıldı vesaire Bunun yarattığı bir takım dinamiklerden dolayı bir takım ee, sorunlardan dolayı Serdar Aziz bu maçta çok agresif olabilir. O da tartışmalı ya da gerilimli pozisyonların içerisinde olur. Ama tabii e, bu noktada kim profesyonelce davranıyor ve soğukkanlılığını koruyorsa o avantajlı çıkacaktır. Hiç kuşku yok ki. O bakımdan e, sinir yönetimi ve stres yönetimi çok önemli derbide takımlar adına. Bakalım bunu hangi takım daha iyi başarabilecek. Şimdi <laughs> Galatasaray'da Radamel Falcao'nun maç kadrosunda olmasını bekliyorum. Çünkü fiziksel olarak durumu iyi. 7'din 11'de oynayacak. Falcao yedek kulübesinde olacak bence. Sofyan Feguli ile ilgili karar bugün verilecek. Henüz bir bilgi gelmedi. Sofyan Feguli bugünkü antrenmanda eğer kendini göstermişse ya da fiziksel değerleri iyi bulmuşsa maç kadrosunda olabilir. ama Sofyan Feguli bundan sonraki haftalarda daha hazır bir biçimde Galatasaray'ın 11'indeki yerini alacaktır. Bu maç için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Mustafa Muhammed Forvet'te oynayacak. Bunun dışında Galatasaray'ın kadrosunun değişeceğini sanmıyorum. Arda Turan kaptan olarak yine 11'deki yerini alacak. Niye diye sorarsanız Arda Turan 20 dakika da oynasa, 15 dakika da oynasa, 40 dakika da oynasa Arda Turan o süreyi çok iyi değerlendiren ve maksimum veren bir oyuncu. Üstelik bahsettiğimiz maç bir Fenerbahçe derbisi burada psikolojik dinamikler çok önemli. Bu e, sorunu çözebilecek lider oyunculara ihtiyaç var. Arda gerçek bir lider. Fernando Muslera ile birlikte takım bir kaza golü yerse, beklenmedik bir karar nedeniyle demoralize olursa, hakem kararı nedeniyle demoralize olursa, e, bu noktada takımı ayağa kaldırabilecek, ateşleyecek, hem yabancılarla hem yerli oyuncularla konuşup e, takımı kazanma arzusuyla yeniden harekete geçirebilecek kişi Arda Turan hem performansı dar alanda top yapma, oyun perspektifi, topla ilişkilerinin çok iyi olması nedeniyle hem de lider özelliği nedeniyle ben Arda'nın kesileceğine inanmıyorum. 11'de kaptan olarak Fernando Muslera kaptan olarak Arda da takım lideri olarak sahaya çıkacaktır. Bu arada Getson Fernandez'in Fenerbahçe maçı kadrosunda olmayacağını kesin olarak sizlere belirteyim. Tabi olsa iyi bir Getson Fernandez Galatasaray'da çok büyük işler yapardı. Potansiyeli müthiş bir futbolcu. 50 milyon euroluk bir oyuncudan bahsediyoruz. Şaka değil. Dolayısıyla potansiyeli de o aranda büyük. Ama son yapılan testi de negatif çıkmasına rağmen bu protokol nedeniyle yani mutasyona uğradı. İngiltere'de virüs, koronavirüs oradaki protokol farklı. Bu protokol nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim son olarak. Cüneyt Çakır maçın hakemi olarak atandı. Cüneyt Çakır derbilerdeki başarısız performansıyla dikkat çekiyor. Ben başarılı bulmuyorum. Performansı açık olarak inişe geçmiş, irtifa kaybeden bir hakem olarak onu görüyorum. Her iki taraf hem Galatasaray hem Fenerbahçe eleştiriyor bu atamayı. Umarım doğru bir maç yönetir. Çünkü yönetemediği, doğru yönetemediği her derbi onun hakemlik kariyerine yeni bir darbe anlamına gelir. Bence doğru yönetmesi ve özellikle video yardımcı hakem uygulamasında doğru kullanılması bu arada hem ekrana bakıp hem de yanlış karar veren hakem hüviyetinden bütün hakemlerin kurtulması, Cüneyt Çakır'ın da bu noktada son derece hassas davranması gerektiği kanaatindeyim. Bakalım nasıl bir maç yönetecek. Umarım artık bundan böyle en azından derbilerde hakem kararlarının konuşulduğu maçlar oynanmasını istiyorum. Temennimiz umarım gerçeğe dönüşür ama ben şüpheliyim Cüneyt Çakır'la ilgili olarak. Hep birlikte göreceğiz nasıl bir yönetim örneği göstereceğini. Mustafa Cengiz bence çok iyi bir açıklama yaptı. Önceki gün, dün Galatasaray Kulübü Başkanı ve doğru şeylere temas etti. Lafı uzatmadan doğru mesajlar verdi ve içten bir konuşma yaptı. Bugün Metin Öztürk'le de, de bu konuyu konuştum. Biliyorsunuz Mayıs'ta yapılacak Galatasaray'daki seçimlerde başkan adayı. Ben kutladım Mustafa Öztürk'ü diyor. Whatsapp'tan mesaj attım ve kutladım. Gerçekten on numara bir konuşma yaptı. Çok doğru söyledi dedi. Neyse o konuşmaları, söylenmesi gereken konuşmaları açıkça söyledi. Ee, ve ve doğru bir tutum sergilediğini bir kez daha anladık. Ben zaten İrfan Can transferinde Galatasaray'ın fazla uzatmayacağını, bir üçüncü, dördüncü teklif vermeyeceğini, eğer Fenerbahçe çok daha fazlasını vermişse Göksel Gümüş'ten ifadesiyle söylüyorum arada uçurum varsa Galatasaray bu işte ısrarcı olmayacağını ve çekileceğini söylemiştim. Nitekim öyle olduğunu da dünkü açıklamasında ifade etti Mustafa Cengiz. Yani biz daha fazla teklif veremezdik zaten verdiğimizi verdik işte e, teklifi maksimuma çıkarttık. Nines'in de bütün haklarını teklif ettik ama ona rağmen Fenerbahçe 10 milyon euro vermiş, vermişti. 1 milyon euro şampiyonluk e, primi olarak verilecek şampiyon olursa şampiyonlar ligine katılması 1 milyon euro, gruptan çıkması 1 milyon euro, iki tane futbolcu Tolga Ciğerci, Deniz Türüş bütün aktarı vesaire vesaire. Bu noktada biz daha fazla ısrarcı olmazdık, gerek yoktu diyor. Bence de doğru. O bakımdan son derece doğru bir açıklama yaptığı kanaatindeyim Mustafa Cengiz'in. Üstelik Beşiktaş'ın yaptığı çağrı yani kulüplerin harcama limitleri ile ilgili yaptıkları ara transfer dönemindeki yaptıkları harcama limitleri standartlarının incelensin çağrısı ile ilgili olarak o zaman ben son 3 yılın hatta 4 yılın incelenmesini istiyorum diyerek de bence doğru bir tavır sergiledi Galatasaray Başkanı. çünkü şimdi Mustafa Cengiz çok eleştirdiğim tarafları olmakla birlikte bir yönetim anlayışına sahip yönetici meziyetlerine sahip bir başkan. Niye böyle söylüyorum? Bir, e, hitabet gücü yüksek. Her ne kadar e, Farsça, Osmanlıca, Arapça sözlükleri kullanmayı çok sevse de... ...yani derinliği olan insanlar, çok okuyan, devlet yönetimini bilen... E, ...kamu idaresini bilen insanlarda genelde bu özellik vardır. Mülkiyeli çünkü Mustafa e, Cengiz. Mülkiyeli olmasından dolayı kamu yönetiminin nasıl yapılacağını... ...siyaset bilimini, uygarlık tarihini işte uygarlık tarihine yön vermiş önemli şahsiyetleri ve onların insanların ufkunu açan sözlerini çok iyi biliyor ve konuşmasını bu sözlerle süslüyor. Bir yönetim erki anlayışına sahip olduğunu bir gelenekten geldiğinde ortaya koyuyor. Ve yönetmeyi seviyor mülkiyeli. Mülkiyeden genelde yönetici çıkar, kamu yöneticisi çıkar. Zaten kamuda da görev aldı bildiğim kadarıyla Mustafa Cengiz. Dolayısıyla bunu seviyor ve doğru konuşma yaptı dünkü itibar dün itibariyle ve yönetim anlayışını, yönetmeyi ne kadar sevdiğini ki bence Galatasaray Başkanlığı'nda ısrar etmesinin en önemli nedeni bu. Bir lider olmak istiyor. Bu noktada meziyetleri olduğunu ve bunları başarı olarak e, pratiğe geçirebileceğini düşünüyor. O bakımdan ısrar ediyor Galatasaray başkanı olarak kalmakta. Bence seçimlerde Mayıs'ta da aday olacak yine. E, ve dünkü konuşmasında son derece rasyonel ve başarılı bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Hem e, çok fazla uzatmadan net mesajlar vermesi, gerçeği anlatmış olması hem de e, içindeki yönetme arzusunu bir kez daha ortaya koymuş olmasından dolayı. Sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda tekrar buluşuncaya dek mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.